Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi bu dümenci Ali yine bir biliyorsunuz video atmış. Neymiş? Cinlerle nasıl iletişim kurulur? Geçilir vesaire vesaire. Eline de bir ışıklı bir cihaz almış. Kırmızı yeşil ışıklı. Çocuk oyuncağı gibi. Bir elinde de telefon. Sözde işte o cihazla, o telefonla cinlerin orada olduğunu biliyor. Yanına da bir takipçi almış. İşin ilginç tarafı şu. Eline bir cihaz, bir telefon aldın. Orada cin olduğunu nasıl tespit ettin? Orada cin olduğunu nasıl anladın? Ya şimdi varlıklarla iletişime geçmek bu kadar kolay değil ki. Bu kadar basit değil. Hani bu kadar basit bir şekilde iletişime geçemezsin. Bu kadar basit bir şekilde sana ritüel dışında doğru düzgün cevap vermez. Seni iplemezler. Gittiğin yerde olsa dahi. Bir cinle iletişime geçeceksen bir ritüel yapman lazım. Ama neymiş? Videoda şunu diyor. Ben işte sizinle anlaşmaya gelmedim. Ben onu yapmaya gelmedim. Ben bunu yapmaya gelmedim. Yanına çağırıyor. Ondan sonra dua okuyor. Ulan arkadaş. İşte benim yanıma yaklaşamazsınız diyorsun. Bir kısmında da diyorsun ki yanıma gel, cihaza dokun, ona dokun, buna parmak at. Ondan sonra kalkıyorsun, sure okuyorsun. Ayet okuyorsun. Niye okuyorsun? Ha, neden okuyorsun yani? Amacın ne? Çağırmak mı? Çağırmamak mı? Sen bir kere yaptığın videonun saçmalığını burada insanlar anlasa keşke ama anlamıyorlar. Hani bazılarına NATO kafa NATO mermer demek de haksız değiliz yani. Anlamıyorlar çünkü. Ondan sonra yanına almış bir takipçi. Neymiş efendim? Gerçekten öyle olmuyormuş. Yok ekran süt oluyormuş. Ulan efekt ya. Ya bildiğin mesela bazı uygulamalar var. InShot gibi, InShot gibi. Ondan sonra birkaç program daha var. İndir. Yap videonu mesela. Capcut gibi programlar var arkadaşlar. İndir abi. Her türlü videoya efekt, her türlü videoya istediğin bir şekilde renklendirme olsun, şey olsun. Her şeyi yapabiliyorsun. Yani Android sistemlerde var. Bilgisayar üzerinde de var. Kimisi ücretli. Yok işte ben diyor altta işte Instagram yazısını koyamıyorum. Onu bunu koyamıyorum. Ben diyor efektten anlamam. Sen gayet güzel anlıyorsun efektten. Gayet de güzel şey yapıyorsun. Zaten ilk kanalında zaten takip ediyordun onları. Zaten o efekt programlarının hepsini takip ediyordun. Armut gibi çıkıyordu. Amerika'nın kapattığın için tabii. Yapacak bir şey yok. Neden kapattın? Neden sonra yeniden açtın? O da meçhul. Şimdi eline bir cihaz alıp da işte bir ara diyor ki orada telefondan bir ses geliyor. Bodrum kat. Bunu cin söylüyor. Yani cin derken işte bodrum kattayız hesabı diyor. Elinde de bir cihazla. Şimdi bir yere gidiyorsunuz. Kardeşim. Hani insanlara şunu diyorsunuz ya işte sen de gitsene sen de yapsana. Ya bir yere gittiğin zaman eline bir telefon alıp da burada mısın? Burada varlık var mı? Kabile var mı? Şu var mı? Bu var mı diye. Böyle bir saçma soru yok ya. Ya böyle bir saçma sapan bir soru olamaz kardeşim. Diyor ki işte biz diyor insanlara diyor sana inanmayanlar var. Herhalde bizi dere taş atıyor. Senin neyine inanayım arkadaş? Ayetlerde bile geçiyor. Bu varlıklardan, şerlerinden Allah'a sığının diye. Sen ne yapıyorsun? Utanmadan insanların gözüne sokar gibi hadi bakalım. Burada varlık var mı? İşte sana inanmayanlar var. Gösterelim. Sana şey yapanlar var. İnanmayanlar var. Kanıtlayalım. Ne kanıtlıyorsun? Kendin yapıyorsun. Kendin oynuyorsun. Niye ne kanını yapıyorsun? Madem o kadar biliyorsun, işte şu diyorsun, bu diyorsun, niye uğraşıyorsun? Neden uğraşıyorsun yani? Yasak olduğunu da biliyorsun, kafan onu da basıyor. Hepsi biliyor zaten yasak olduğunu. Hepsi biliyor. Ama video çekmeye gelince, paralar gelsin deyince hiçbir tanesinin umurunda olmuyor. Yeter ki para gelsin. Biz de burada bir şey söylediğimiz zaman zorlarına gidiyor. Ondan sonra her videoda başlıyorlar laf sokmaya çalışmaya. Oğlum boş verin bu laf sokma olaylarını çocuk gibi.
Boş ver. Al bir gün canlı yayını tartışalım seninle. Bu kadar basit. Bu zor bir şey değil. Ayetlerde bile geçiyor ya, bu varlıkların şerrinden Rabbime sığınırım diye. Ama bakıyorsun abi, yok. Ben işte buraya yalnız geldiğim zaman diyor benimle oyun oynayamazsın. Ya bu adam gerçekten, bir tane takipçim yazmış. Ben Mehdi'yim dese yemin ediyorum inanırlar. Arkadaşlar, bu tür varlıklarla iletişime geçmek, irtibata geçmek, konuşmak, ulaşmak bu kadar basit işler değil. Hani gerçekten değil. Ve bir o kadar da çok çok tehlikeli işler. Yani hayatınızla ödeyebileceğiniz tehlikeli işler. Ben burada her zaman diyorum, çocuklara, topluma kötü örnek. Bana diyorlar ki işte vay efendim sen de git. Ezberlemişler bir söz. Sen de git, sen de yap, seni de görelim. E ben gittim. Dümencal'e gitmedi mi kardeşim? O İzmir'deki lanetli orman dediler. Kerem'in kovboy cinleri vardı, arkadan ipi atıp da çektiler. Yok kayboldu, jandarmaya haber verme yok. Ama ne kerametse kuzeni buldu. E gittik. Keyfimize de baktık. Yaptık semaverimizi de kebap gibi. Oh, oturduk sabah 5'e kadar takıldık orada. Onun için hani bunu insanların yaptığı videoların hepsi tamamen gerçekten insanların psikolojisi olsun. Bakın büyük küçük fark etmez. Psikolojisi olsun, ondan sonra çocuklar için olsun, çok tehlikeli eylemler, çok tehlikeli hareketler, çok tehlikeli videolar. Biz burada kötü bir şey demiyoruz kardeşim. Gerçekten iyi bir şey değil. Ya bu varlıklar gelip de her videoda size bir işaret, her videoda size bir görüntü, her videoda size bir şu bu de yapmaz kardeşim. Yapmaz ya. Yapmaz. Video çekiyorlar. Videodaki söyledikleri sözlerin bakın. Hepsini adam akıllı dinlese takipçileri. Hepsi söylediği cümleler bile hep çelişkili zaten. Bir yerde diyor ki işte benim yanıma yaklaşamazsın diyor. Bir yerde diyor ki yanıma gel. İşte cihaza dokun buradaysan diyor. Ondan sonra başlıyor dua okumaya. E şimdi amacın ne senin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Dua okuyorsun, yanıma gel diyorsun. O diyorsun, cihaza dokun diyorsun. Ya bu kadar insanların artık gerçekten hani kör olmaması lazım. Bunu görmeniz lazım kardeşim ya. Yazık, günah ya. Resmen kandırılıyorsunuz, bunlara para kazandırıyorsunuz. Bunlara para kazandıracağınıza gidin, yardım edin camilere, Kur'an kurslarına, hayırlı bir iş yapın daha iyi. Ama bunları onu söylediğiniz zaman olmaz. Küfür etmiş olursunuz. Niye? Bunların inanacağı tek adam var, Ali abileri. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir iletişim yok. Git kabileler, cin kabileleri, bilmem ne kabileleri. Yakında VAR sistemi çıkartacak bunlar. Yemin ediyorum yakında, futbolda çıktı ya, VAR sistemi çıkacak. İşte orta hakem Dümenci Ali, yan hakemler Dümenci Kerem'le Dümenci Mesut Güler. VAR'da Prasanoyaks Tarık. Yemin ediyorum ya, bir varlık görecekler. Hocam oraya bir bak, orada bir şey gördük sanki. Kamerada yeniden oynat. Vallahi bu insanlar onu da yer. Vallahi de billahi de onu da yer. Arkadaşlar inanmayın. Prim vermeyin. Bunlara gerçekten şikayet edin. Bol bol şikayet edin ya. Üşenmeyin kardeşim, şikayet edin. Bunların hepsi hepimize kötü örnek ve tehlikeli içerik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Durmak yok. Sonuna kadar devam. Hadi hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.